Olmaz. Ben buraya bunun için gelmedim. Konuşmaya geldim ben. Dev bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Özür dilerim. Ben biraz rahat biriyim. Hem düşündüğün şeyi de kastetmedim ayrıca. Sadece yanıma otur istemiştim. Hepsi bu. Bak ben dünkü çocuk değilim. Kırmızı çizgilerinin de farkındayım ayrıca. Ela, ben seni ikna etmek için, görüşmek için bir aydır peşinden koşuyorum. En son bir kız için bu kadar uğraştığımda lisede falandım herhalde. Ben seni ciddiye alıyorum. Öyle mi? Çünkü yıllara meydan okumak. Bu ne peki? Kırmızı çizgilerime saygı duyup beni ciddiye alırken tebrik ederim. Barışmışsın. Ben bu yüzden geldim buraya. Yüz yüze konuşmak istedim. Yüzüme söyle istedim. Ama senin yanında o kadar aptallaşıyorum ki. Arabada ağzımı bile açamadım. Öyle aptal aptal baktım suratına. İyi ki gösterdin bana yatağını. Aptallığımı. Bunun için bir ay uğraştın benimle. Eski sevgiline geri dönmek için mi? Bana ne zaman söyleyecektin peki? Bana ne zaman söyleyecektin? Yatağa attıktan sonra mı? İnkar da edemiyorsun tabii. Kız sosyal medya güzeli olunca. Aşkınız da 7/24 online. Ve geri sayım başlasın. Esas kızımız İrem Orhun. Kız arkadaşlarım, kuzenim, hepsi like, like, like. Bir ben takip etmiyordum herhalde. Ben de yıllara meydan okuyan aşkınızın takipçisi olurum artık. Bak, kimsenin boynuzu olmam dedim sana. Bitti dedin, bitti dedin. Biz tanışmadan bir ay önce bitmişti hani. Ha? Hani ben başka türlü bir şeydim senin için. Hani sen de benim gibi ilk defa böyle olmuştun. Ne oldu peki İlker? Ne oldu da ona geri döndün? Ne gerek vardı buna ya? Ela. Ne gerek vardı? Ben zaten olmaz dedim sana. Ben olmaz dedim. Yaş farkı dedim. Babam dedim. Babamın patronusun dedim. Ben olmaz dedikçe sen oldu bile dedin. Ne gerek vardı? Neden olduğuna inandırdın beni? Neden bu noktaya gelmeme izin verdin? Madem ona geri dönecektin. Bana ne gerek vardı? Ne işin var burada? Sıra bende. Beni dinler misin? Söyle. Söyle, söyle. Fotoğraflar shop de. Fotoğraflar gerçek. İlişki shop. Sosyal medyada gördüğün hiçbir şey gerçek değil Ela. İrem ve biz çok eski, çoktan tükenmiş bir hikayeyiz.
İrem dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Psikolojik sorunları var. İlişkimizin bittiğini kabullenmek istemiyor ve ben sırf duygularım bitti diye onu kestirip atamam ki. O hazır olana kadar dışarıya karşı oynamamı istediği rolü oynamak zorundayım. Rol yani. Rol icabımın önünü ona. Ben kimseye geri dönmedim. Ayrıca baban da yaşın da umurumda değil. Ben senin yanındayım. Bak. Bak senin elini tutuyorum. Ama İrem'e... hatta ailelerimize karşı sorumluluklarım var. Bunu sürdürmem gerek. Bana ihtiyacı var. Sırf hesapta olmayan bir şey oldu diye... aşık oldum diye... onu yarı yolda bırakamam. Bana yakışmaz. Aşkım çok teşekkür ederim. Çok yakıştı. Pardon. Harun beyler geldi İlker Bey. Aşkım. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyi. Buyurun. Yeni nesil bunlar var. Bizim gibi değiller. İnternet çocuğu hepsi. Kafaları başka türlü çalışıyor. Sevmeleri de bizim gibi değil, öfkeleri de. İçleri dışarıda, parmaklarının ucunda bunların. Ne yaşıyorlarsa vuruyorlar iki tuşa, kusuyorlar. Keyfi de, zehri de. Düş artık adamın yakasından. Düş artık adamın yakasından. Düş artık adamın yakasından. Aslında bizim de, bizden öncekilerin de yapamadıklarını yapıyorlar. İki tıkla dünyalarını değiştiriyorlar. Öyle inanıyorlar yani. Biz öncekilere benzemiyorduk. Ama bunlar sadece bize değil, kimseye benzemiyor. Öfkeleri, nefretleri, acıları, aşkları hepsi online. Tıklıyorlar, geçiyorlar, takılmıyorlar. O yüzden sen de üzülme boşa. Ömrünü yediğine yazık. Senin kızın var ya, anca iki gün ağlar, sonra yürür gider. Çok çirkinsin, keşke ölsen. Meşhur kızım bunlar. Z kuşağı. Aşk bu yerde. A, B, C, Z kuşağı dinlemez. Sümük gibi yapıştın adama. Keşke ölsen. Benim kızım yanlış bir adama aşık oldu. Canı yanacak biliyorum. Silikonlarım ve sen İlker Ilgaz'ı rahat bırakın artık. O benim. Hep öyle olur çünkü. Yanlış adama aşık olur. Canı yanar. Evet, bugün takipçilerimin en sevdiği şeyi yapıyoruz. Yani soru cevap. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Tabii ki her zamanki gibi liste başı, ne zaman evleniyoruz? Hayallerde. O zaman size şöyle söyleyeyim. Özellikle de son birkaç haftadır hesabıma dadanan, haterlıkta çığır açan ruh hastası. Her kimsen beni izlediğini biliyorum. Ve bu müjdeli haberi en çok sana veriyorum. Yaz bir kenara. Mutlu son belki yarın. Belki yarından da yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu akşam bu iş bitiyor. Artık İrem Hanım iki antidepresan mı atar, dünya turuna mı çıkar, ne bileyim babası onu Mars'a falan mı gönderir, ne olacaksa olsun bu defter kapanacak. Bu artık benim kendime olan saygımla ilgili İlker.
Ben senin elini korka korka tutan o küçük kız değilim artık. Ben senin hayatındaki kadınım. Takipten çık desem sana, çok mu bir şey istemiş olurum? Görme onu. Çok komik gerçekten. Kuzenim her gün aşk fotoğraflarınızı like'lıyor. Ben ayrıldılar diyorum, alay ediyor benimle. Ağrıma gidiyor artık benim İlker. Bir akşam yemeğe çıkamıyoruz. Bir sinemaya gitmek yok. Bak sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorum, farkında mısın? Tek bir arkadaşını bile tanımıyorum. Seni arkadaşlarımla tanıştıramıyorum. En yakın arkadaşım bile beni şizofren sanacak. Hepsini geçtim. Annem bile her gün bu kızı benim yüzüme vur. Sen ne dedin? Annem beni bilmiyordu Ela. Hadi şu Allah'ın cezası komşu çocuğuna tamam dedim ama annen Ela. Annen. Abartma İlker. O benim annem. Ayrıca babama bile söylemedi. Ben seni sinirlendirmemek için söylemedim ama annem her şeyin zaten... Sana bu iş temiz olana kadar hiç kimse bilmeyecek dedim. Ben mi temizlemiyorum, sen mi temizlemiyorsun? Ya kız her gün kanalından canlı yayın açıp evleniyoruz diyor ve sen benim anneme mi takılıyorsun İlker? Biliyor musun? Bu işi sen temizlemediğin sürece... Annem kesmez. Babama da söylerim. Hatta babam da kesmez. Herkese. Bütün bu lanet holdinge. Bütün dünyaya. Seni öldürürüm. Duydun mu? Şimdi de beni aldırdı cadı. Bildiğin okul kapısından aldırdı. Ayağına götürüyor. Bana uyar. Yabancı değil. Sevgilimin evine geldim ben. Salonda değil, oğlunun odasında kabul edecekmiş beni. Kabul etmek. Sütlü İngiliz çaylarımızı da yudumlayıp Royals konuşacağız. Çaktırma. Ama odasındayım. Düşünsene. Manyak bir şey bu. Doğduğu, büyüdüğü odadayım ya. Ödüller, madalyalar. Çocukluk fotoğrafları. Ya yerim, yanaklara bak şapşik. Çocukluğunu yakalayıp mıncırmak isterdim. Çok acayip ya. Çok acayip. Uyuduğu yerdeyim şu an. Yastığı. Yatağı. Kokusu sinmiştir kesin. Ya benimki de sinse keşke. Ve o kız. Kız. Başucunda. Başucunda o kız, başucunda. Sağda, solda fotoğraflar, notlar... Kafayı çevirdiğim her yerde o kız. Kendimi hiç bu kadar... Anlatma, göster derler, bilir misin? Burayı görmeni gerçekten istedim. Müze gibi gez diye değil tabii. Seni buraya sabaha kadar konuşsak... anlamayacağım bir şeyi gözlerinle görmen için çağırdım. Hayır.
Beni buraya benden anneme bile şikayet edecek kadar korktuğunuz için çağırdınız. Haklı Özgüven. Senden korkulur, doğru. Bakın, ben hatamın farkındayım. O gün yemeğe çıktığımızda yaptığım şey yanlıştı. Ben hala cezamı çekiyorum zaten. O günden beri benimle konuşmuyor. Yani sizinle de pek iyi bir başlangıç yapamadık. Farkındayım. Ama bu böyle devam etmek zorunda değil. Ben korkulacak birisi değilim. Ben hırslı küçük kızlardan değil de hadsizlikten, cüretkarlıktan korkarım. Ama bir de en çok neden korkarım biliyor musun? Toyluktan. Çünkü toyluk sadece tecrübesizlik değil. Cahil cesaretidir. Ve Ela, inan bana bu cesaret senin paçalarından akıyor. Cesur olabilirim. Ama aptal değilim. Aptal değilsen aklını kullan. Burada gördüklerini unutma. Bu gerçek ilişki. İçinde anılar, paylaşımlar, yaşanmışlıklar var. Ya seninki? Seninkinin bir adı var. Telaffuz etmek zorunda bırakma beni. Seni aşağılamak istemiyorum. Ben de bir kız annesiyim. Çok arabesk. Gözüm bu kadar kara olmasaydı, ben de bu kadar arabesk yollara başvurmak zorunda kalmazdım. Senden öncekilerle bu kadar muhatap olmak zorunda kalmadım. Ne? İlk kaçamağı mı sanıyorsun? Ben kaçamak falan değilim. 6 yılda senin gibi araya girip çıkan o kadar çok oldu ki. Ama hiçbiri senin kadar hırslı, oyunlar oynayacak kadar tehlikeli değildi. Bak, seni gerçekten uyarıyorum. Bir anne olarak uyarıyorum. Lütfen makul ve gerçekçi ol. Oğlum İlker'le ilgili kendini neye inandırdıysan... Ben, oğlunuz beni neye inandırdıysa ona inanıyorum. Neye inanıyorsan. Bir daha düşün. Çünkü inandıkların seni mutlu etmeyecek. Hoş geldiniz. Burada ne gördüysen o. Oğlum İrem'le evlenecek. Sen kendine nasıl bir peri masalı yazdın bilmiyorum ama lütfen gözünü aç artık. Kendine gel ve düşün. Düşün. Bir masalın iki prensesi olur mu? Kimdi bu kız? Dalı beğendiniz. Dal. Çok manidar. Anlamadım. Manidar derken? Yani ikiniz bir fidanın güller açan dalısınız diyorum. Çok tatlıymış. Eski Türk filmi gibi. Hiç öyle düşünmemiştim. Şimdi daha bir anlamlı oldu. Çok anlamlı. Okey. Ben seçimimi yaptım sayende. Sayemde? Ne güzel. Yani nikah şekeri gibi önemli bir şeyi bile beraber seçtiğimize göre... ...sen diyebilirim herhalde. Tabii.
Tabii diyebilirsiniz. Hatta bir sonraki görüşmemizde bol bol senle benle konuşursunuz. Aa. Ne güzel. Peri. Güzel değil mi? Hı. Hayat işte. Yani kimisi peri masalını yaşar. Kimisi de periyi böyle bir tarafına takar. Neyse ben çıkarken size bir kahve daha söylerim. Sen de sen diyebilirsin bu arada. İlker Bey'i beklemeyecek misiniz? Bekliyorum işte. Bir yere gitmiyorum ki. Yok yani. Dal. Sizin seçiminiz ya. Selam. Aşkım. Favori parfümünü tartışın. Sabaha kadar koklayabilirim. Ama istersen Ela Hanım çıkınca koklarım. Ay, pardon ya. Biz seni unuttuk. Siz unuttunuz. İlker Bey'i unutmadım. Bu arada unutmadan tebrik ederim İlker Bey. Nikah şekerinizi müstakbel eşinizle birlikte seçtik. İnkar. Kim bu kız? Sürpriz. Kahretsin. Ela saklanman lazım acil. İlker bu bir fırsat. İlker bu bir fırsat. Bak ayağımıza kadar geldi. İlker ayağımıza kadar geldi. Bak şimdi değilse ne zaman? Ha? Bak, bak sen ertelemeye çalıştıkça hayat hadi diyor, hadi yüzleş artık bitsin diyor. Nikah masasında mı söyleyeceksin? İlker, İlker bak bu sana değil, bana değil ona da haksızlık artık. İlker lütfen, artık cesur olmanın vakti gelmedi mi? Ela, böyle olmaz. Böyle dandın olmaz. Bugün değil, bu gece bu şekilde değil. Sana söz veriyorum, nikah masasına kadar bu işi bitireceğim, söz. Bana güvenmen lazım. İlker. Bana güvenmen lazım. İlker, İhtal şarkımız. Hem retro hem orijinal. Nasıl? Kimsem yok artık.
olması ne güzel. Beynin silikonlu kadar patlak ve sen bile benzemiyorsun. Ela! Leşsin İrem Orhun. Adamın pışmış leş bir kenesin. Ela, hadi sofraya yardıma. İyi akşamlar. Bilişim suçları. Yanlış geldin Seray'da. Kime baktınız? Ela Yüksel. Kızım. Kızım da... Bir dakika, ne oluyor burada? Hakaret, küfür, tehdit. Evet, sahte hesaplarımla küfür de ettim. Hakaret de ettim. Hatta en son hakaretimi. Bakayım. 3 dakika önce ettim. Ya Bahar'ın, sen daha kendi kızınla baş edemiyorsun. El alemin paylaşımlarıyla nasıl baş edeceksin? Arkandayım anneciğim. Anne, Allah gibi bir şey mi yapmış? Korkma bir tanem. Bu nasıl zile basmak canım? Arıyorum avukatı, merak etme. Var, ne oluyor? Arayacağım ben seni. Ablam polis götürüyor da. Ne? Bak anne, bu sondu. Ben bir daha akşam pazarına falan gelmem. Hayır, gören de bizi fakir sanacak. Boşlama yine. Ne? Acaba o Ela Hanım bir kere anasıyla pazara gitti mi? Bana bak, anneannenin yanında da böyle konuşma. Merhaba. Senin gelmene gerek yoktu baba. Seni böyle bir problemle yalnız bırakacağımı zannettim. Merak etme, yanındayım ben. Ama problemi. Başkasının problemi. Bahadır vardı ya, avukat. Çağırdım, geliyor yolda. Aradım, geliyor şimdi. Sen Timur'a yine de bir şey söyleme. Şimdi endişelenmesin. Çünkü olay dava sürecine girecek ama o küçük ruh hastası yargıda hesap verince asıl parti o zaman başlayacak. İrem, ne yaptığını sanıyorsun sen? Aşkım, şu an gayet babamla birlikte şubedeyim ve son derece şikayetçiyim.
Böyle bir şey yapmayacaksın İrem. Duyuyor musun beni? Ya neden? Suçüstü yakalandı. Ha bir de yüzsüz. İnkar bile etmemiş. Ya sen bana niye bağırıyorsun ya? Bizim ne korkumuz var bu kızdan? İrem, bak delirtme beni, şikayetçi falan olmayacaksın. İrem, İrem bak bunun duyulmaması gerekiyor. İkimiz için de iyi olmaz. Lütfen İrem. Oho. Demek bela geliyorum dedi. Hiç sırası değil anne. Evet sırası değil tabii. Çünkü geç kaldın. Sana kaç kere söyledim bu kız başımıza bela alacak diye ha? Ne olmuş? O küçük siber zorba fake hesaplardan İrem'e sataşırken mi yakalanmış? Arama. Arama ters teper. İrem'i iyice alarma geçireceksin. Ne yapayım anne? Böyle oturayım. Kızların siber kavgasıyla rezil mi olayım? Onu mu istiyorsun? Kendi liginde olmayan kıza bulaşırsan karizmayı çizmeyi göze alacaksın. Dua et İrem kıza insaf etsin. Olay daha büyüyüp de babanın kulağına gitmesin. Çünkü o küçük stajyerle marifetlerini baban duyunca insaf etmeyecek oğlum. Kelime haznen genişmiş. Yaratıcı küfürler. Teşekkür ederim. Emek. Hepsini sen mi yazdın? Kuzenim yazmış. Harun Orhan'ın kızıyla kişisel bir tanışıklı olduğunu sanmıyorum. Yani zaten durum klasik. Tamam peki, ararsın tekrar. Laf atmaktan ibaret. Siber suçlar kanunda değişmiş bu arada, biliyorsun değil mi? İstersen ben şimdi bir gideyim, tamam mı? Bir bakayım duruma. Ne olmuş, ne bitmiş. Gerekiyorsa ifadesine de mi müdahale edeyim? Haberdar ederim seni, tamam? Bakın kızım. Bahar Hanım. Benim kızım bu değil. Böyle küfür kıyamet biri değil. Anlıyorum. Kötü bir çocuk değil. Yani ben nasıl oluyor, niye böyle yapıyor bilmiyorum. Ben kendi evladımı tanıyamıyorum. Ama hepsi o adam yüzünden. Eminim hepsi onun yüzünden. Bahar Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Karar vermek zorunda değilsiniz. Biraz düşünün. Ne oldu? Karşı taraf şikayetini geri aldı. Büyük bir ihtimalle duyulmasını istemediler. Konu kapandı yani. Ve tabii ki bir daha tekrarlanmayacaksa. Duydun mu? Bir daha tekrarlanmayacak. Annesi miydi o konuştuğun kadın? Ne diyor utanmadan? Biz ettik, siz etmeyin. Yalvarmacalar falan değil mi? Saygısızlık etmeyin. Ben mi baba? Asıl saygısızlık o kadının kızının yaptığı şey. Neden şikayetini geri çektin o halde? Hı? Çekmeseydin İrem. İlker istedi diye.
Nasıl böyle konuşuyorsun ki o adamla? Bak anne, eğer gidip o kızın babasını, kızımı affedin falan dediysen... Senin adına özür dileyecek değilim. Kendi özrünü dileyebilirsin. Özür dileyeceğim bir de. Hanımlar, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.